Şimdi hepsini toplamının en küçük değeri istenmiş. Hepsini K cinsinden ifade etmek mümkün. A'nın karşısına bakarsak 2, B'nin karşısı 3. A'ya biz şunu diyebiliriz. A'ya 2K, B'ye 3K diyebiliriz. A'nın karşısında 2, B'nin karşısında 3 olduğu için. 2 bölü 3 oranı gelecek. Yalnız şöyle bir sorun ortaya çıkar. Aşağıdaki ifadeye baktığımız zaman B'nin karşısında 4 var. Yani B'ye 4K dememeliyiz. Ama az önce 3K demiştik. İkisi uyuşmuyor. Bu isimlendirmeyi yapmadan önce uyumlu hale getirmeliyiz. Yani ben yukarıdakileri 2 ile genişletip, pardon 2 ile genişletirsek de olmaz. 4 ile genişletip 12 yaparım. Aşağıdakini 3 ile genişletip 12 yaparım. Yani B'nin hizaları aynı olur. Ondan sonra isim verebiliriz, isimlendirebiliriz. Şu an isimlerde uyuşmazlık olduğu için böyle isimlendiremeyeceğiz. Şunu yapıyorum. Yukarıdaki kesri yani 2 bölü 3'ü 4 ile genişletiyorum. Şöyle yanına yazıyorum. Aşağıdakini de 3 ile genişleteceğim. Bu genişletme işlemini yapınca yukarıdaki A bölü B eşittir. 4 ile çarpıyorum. 8 aşağısı 12. Buraya geliyorum. 3 ile genişletince B bölü C eşittir. 3 ile genişlettim. 12. 3 ile genişlettim. 21. Şimdi B'lerin hizaları aynı. Yani başka bir deyişle biz B'ye 12K diyebiliriz. Yukarıdan da aşağıdan da hiçbir sorun yok. A'nın hizasında 8 var. A'ya 8K deriz. C'nin hizasında 21 var. C'ye de 21K deriz. A, B, C bu şekilde isimlendirildi. Tabii hepsi birer pozitif tam sayı olduğuna göre K'nın alabileceği en ufak değer 1. Yani daha küçük veremeyiz. Mesela 1 bölü 2 veririz ama C'miz tam sayı çıkmaz o zaman. Şimdi şöyle yapalım. Topluyorum bunları. Bunları toplayalım. A artı B artı C. Artı C eşittir. Hepsini topluyorum. 20, 41K. Şimdi bunların tam sayı olması için K'ya küçük bir tam sayı değeri vermeliyiz. K tam sayı olmalı. 1 verirsek K'ya, yani K eşit 1 dersek A artı B artı C'nin en küçük değeri de 41 olur. Sonucumuz 41.